Hemen ayeti kerimeyi okuyorum. Ayet çok açık. Maide sure-i celilesinin, Maide diye bir sure var. Maide. Bu sure-i celilenin, bu mübarek surenin 54 numaralı ayetini okuyayım. Bilgimiz olsun. Rabbimiz aynen şöyle Müslümanlara, müminlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler topluluğu. Topluluğa hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu bir topluluğa hitap etmenin şeklidir. Eğer bir kişiye hitap etseydi, eyyühel mümin, ey mümin derdi. Bakın burada ne diyor? Ey müminler topluluğu. Bir topluluk mevzu bahis. Mesela şurada biz elhamdülillah ne topluluğu siz söyleyin? Müminler topluluğuyuz. Yani şu anda şurada toplaşan, bekleşen siz, değerli kardeşlerimin Kur'an'a göre müminler topluluğuyuz. Asla şüphe etmemek lazım. Müminler topluluğu. Ellezine amenu'nun tam ifadesi. Ey müminler, Allah'a inananlar topluluğu, topluluk. Men yertedde minküm an dinihi. Aman ya Rabbi. Bak burada din kelimesi var. Bir de redde yerüddü, irtedde yerteddü. Arapça red kelimesi var, Allah korusun. Kim ey müminler topluluğu, ey Müslüman insanlar. Burada da bir kavim ismi Araplar demiyor, Türkler demiyor, İranlılar demiyor, falanlar demiyor. Ey iman edenler topluluğu. Bu geçmişteki insanlara da hitap ediyordu. Şimdiki insanlara da hitap ediyor. Kıyamete kadar gelecek insanlara da siz söyleyin hitap ediyor. İsim vermiyor, sıfat söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Müthiş bir ifadedir. Men yertedde minküm an dinihi. Sizden ey müminler topluluğu, siz gerek toptan gerekse teker teker dini İslam'dan uzaklaşırsanız. Ha, İslam'dan uzaklaştılar ya. Allah'ın dinini arka plana atarsanız. Allah'ın dinini arkaya atıyor adam. Dünyayı öne alır, dininizi arkaya atarsanız. 24 saatinizin hemen tamamını dünyanıza, eşyanıza, maddenize verir de dini İslam için mücadelede son derece geride kalırsanız, İslam'ı ön plana çıkarmaz da arka plana atarsanız. Çok ilginç. İslam'dan hızla uzaklaşırsanız, İslami değerlerden, İslami ölçülerden, İslami sınırlardan, İslami hukuktan, İslami hudutlardan uzaklaşırsanız ve İslam'ı bırakırsanız, İslam'ı terk ederseniz, İslam'dan uzaklaşırsanız ne olur? İşte şimdi cevabı geliyor. Diyelim ki Türk milleti şöyle veya böyle İslam'dan uzaklaştı. Allah göstermesin ya Rabbi. Vallahi mahvoluruz. İşte şimdi ayet gelecek. Uzaklaşırsanız, dini duygularınızı kaybederseniz, Kur'an'a sataşıldığı zaman, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sataşıldığı zaman, Kur'ani değerlere, İslami değerlere, manevi değerlere sataşıldığı zaman, hassasiyetinizi kaybederseniz, İlgisiz kalırsanız, alakasız kalırsanız, gayretsiz kalırsanız, canım Allah belasını versin deyip geçerseniz, İslami manada bir mücadele, bir çırpınma, bir didinme, bir gayret göstermiş olmazsanız, mana çok geniş. Ne olur?
buradan dini İslam asla zarar görmez. İslam'a bu hareketin, Türk milletinin İslam'dan çıkması, dinden çıkması, İslam'dan uzaklaşması vallahi İslam'a zarar vermez, Allah'a zarar vermez. Allah'a kim zarar verebilir? Ne olur peki? Şimdi ayet okuyorum. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Dehşetli bir ayet. Ne olur bu ayetin tefsirini gidin evinizde Türkçe tefsirlerden okuyun. Maide 54. Maide 54. Surenin adı Maide, ayetin numarası 54. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Bak kavim kelimesi burada ortaya çıktı. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Allah sizin yerinize yeni bir kavim, yeni bir millet, yeni bir topluluk getirir. O kadar açık ki. Yani elinizden İslam'ı alır manası da var. Bir de Allah korusun ya Rabbi. Bir de çok daha tehlikeli bir manası var. Sizi yaşadığınız yüzlerce yıl, bin yıl İslam'la beraber yaşadıklarla, cemaatlerle, okunan ezanlarla beraber yaşadığınız toprakların, toprakları, vatanınızı, coğrafyanızı sizin elinizden alır, başka bir millete verir. Allah kendi kanununu açıklıyor. Eğer İslami değerlerden uzaklaşırsanız, İslami ölçülerden, esaslardan, değerlerden uzaklaşırsanız, kimliğinizi kaybedersiniz. Asyalı mı, Avrupalı mı olduğunuz ortaya çıkmaz. Doğulu musunuz, Batılı mı? Avrupalı mısınız, Asyalı mı? Müslüman mısınız, değil misiniz? Karakteriniz kaybolur. Kimliğiniz kaybolur, ahlakınız kaybolur. Maneviyatınız bozulur. Sizi ölüme götüren enerjiyi kaybedersiniz. Bugün Müslüman Türk askerini ölüme götüren nedir? Enerjiyi nereden alıyor? Vallahi Kur'an'dan alıyor. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim kelimesi Kur'an'dan mıdır, değil midir? Siz söyleyin. Bak ölüme götüren enerjinin kaynağı, santralı Kur'an. Bunu alırsan ne olacak? Bunu yok edersen ne olacak? Kimi ölüme göndereceksiniz? Kim bu vatanı müdafaa edecek? Ezanın okunmadığı bir vatan, Kur'an'ın olmadığı bir vatan ne ifade eder? İstiklal marşımızın içinde hepiniz okuyorsunuz. Ne diyor Mehmet Akif merhum? Şu ezanlar ki ilahi, bakın, şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, şehadetleri eşhedü en la ilahe illallah, ezandaki madde bu. Türkçe ezan olmaz, Türkçe ezan olmaz, mümkün değil. Ezan bir semboldür, bütün dünya Müslümanların ortak sesidir. Bütün dünya Müslümanların ortak soluğudur. Soluğumuzu kesmek istiyorlar. Ezanın Arapçası, Türkçesi, Çincesi, Japoncası olmaz. Bütün dünya Müslümanları okunan ezanın ne ifade ettiğini vallahi bilir, billahi bilir. Bu korkunç bir tuzak. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, bak dinin temeli. Devam edin, Mehmet Akif devam ediyor. Ebedi yurdumun üstünde benim, devam edin, inleveli. Ezan okunmayan bir vatanı ben ne yapacağım? Kur'an'ın okunmadığı, yaşanmadığı bir vatanı ben istemiyorum. Bizim manevi değerlerimizle bu vatan ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Yine İstiklal Marşı'nda bu. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Şehitleri kefensiz. Biliyorsunuz şehitler kefene,
sarılır mı sarılmaz mı soruyorum. Sarılmaz. Kanlı kanlı potiniyle ayağından potini bile çıkartılmaz. Askeri elbiseyle kanlı kanlı yıkanmadan, gusül abdesti almadan, abdest dahi alınmadan toprağa gömülür, kefensiz yatan demek, şehit demektir. Bunları Kur'an söylüyor. Hadi Kur'an'ı Türkçeleştirdin, Müslüman Türklerin elinden Kur'an'ı aldın, ezanı aldın, İslam'ı aldın, ne kalacak orada yere? Ne kalacak? Bunu düşünmek bile beni çıldırtıyor. Sizden kim dininden döner, dini değerlerini reddeder, inkar eder, ihmal eder, atarsa, dinden uzaklaşırsa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ yaşadığınız coğrafyayı elinizden alırım, başka bir millete teslim ederim diyor Allah. 543 sene neyse, 500 sene önce şu üzerinde oturduğumuz toprakların üzerinde Hristiyan insanlar, Hristiyan milletler var mıydı, yok muydu? Allah onların elinden İstanbul'u aldı, bize teslim etti. Vallahi bizim de elimizden İstanbul'u alır, başkasına teslim eder. Ayet bunu söylüyor, ben ayet okuyorum. Nitekim görüyorsunuz işte İstanbul'un üzerinde Rusya'nın gözü var, Yunanistan'ın gözü var, Bulgaristan'ın gözü var, Sırpların gözü var, dünyanın gözü var, Avrupa'nın gözü var. Vallahi elimizden alınabilir. فَسَلْفَ يَتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ İslami değerleri bu milletin elinden alırsanız bu millet savaşmaz. Şehit olmayacaksa niye cepheye gitsin, niye ölüme gitsin? Eğer ahiret yoksa, ahiret hesap günü yoksa, hayatının hesabını, makamının hesabını, ticaretinin hesabını, siyasetinin hesabını Allah'a hesap günü vermeyecekse niye siyasetçi dürüst olsun, niye yalancı olmasın? Bizi yalan söylemekten alıkoyan nedir? Ahiret günüdür, hesap günüdür. Kaldırın bu imanı, insan canavar olur. Canavarlaşır. Yaptığı inşaatın, blokların, binaların hesabını Allah'a vereceğine inanmayan bir müteahhit niçin demirden, çakıldan, çimentodan çalmasın? Niçin çalmasın söyleyin. Çalmazsa enayidir. Çalmıyorsa aptaldır. Biz niye çalmıyoruz? Hayatımızın, işlemlerimizin, eylemlerimizin, söylemlerimizin, davranışlarımızın hesabını Allah'a vereceğiz diye biz kendimizi frenliyoruz. Bu freni kaldırırsanız freni patlamış kamyon gibi nereye vuracağınız belli olmaz. Bugün Türkiye'nin durumu vallahi ve billahi freni patlamış kamyona benziyor Türkiye. Nereye vuracağı belli değil. Her şey almış başını gidiyor. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Enflasyon belası %98.8 olmuş. %100'e ulaşıyor enflasyon. Yeryüzünün en büyük belası. Yeryüzünün en büyük belası. Şu anda dünya ülkelerinde Sudan'dan sonra Türkiye vallahi ikinci geliyor enflasyon. Çatlayacak, beyin damarlarımız çatlayacak. O da Sudan'da Amerikan ambargosu var, büyük çileler var, belalar var. Buna rağmen oradaki insanlar enflasyonu azar azar adım adım düşürmeye başladılar. Türkiye'de adım adım enflasyon yükseliyor. Bunlarla uğraşmak varken, bunları çözmek, bunlara çare aramak lazım gelirken, her şey bitti de ezanın Türkçe olması mı kaldı? Zalim oğlu zalimler!
Bu mu kaldı? Milletin tek meselesi bu mu? Sen kimi kandırıyorsun? İnim inim inleyen insanlar, fakirler, yetimler, öksüzler, Ramazan-ı Şerif geliyor sofrasına zeytin bile alamayacak insanlar varken, hey zalim yöneticiler! Bunları halletmek lazımken, vacipken, zaruretken, Türkçe Kur'an meselesi mi kaldı ortada? Seni sinsi düşman, seni zalim düşman! Vallahi bunlara dost gözüyle bakamıyorum. Memleketimiz sallanıyor, sarsılıyor. Her şey bitmiş de bunlar mı kalmış? Mehmetçiğin düşmana saldırırken enerjisi, şehit olmak enerjisi Kur'an'dan geliyor. Şehit kelimesini çevir bakayım Türkçe'ye. Çevir Türkçe, şehit kelimesi Türkçe. Nedir, nasıl çevireceksin? Neyle çevireceksin Türkçe'ye? فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Bakın, sizin üzerinde yaşadığınız ülkenizi, bölgenizi, beldenizi elinizden alırım, siz benim dinimden cayarsanız alırım, başka bir kavmi getiririm ve sizi oradan yok ederim diyor Cenab-ı Hak. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Tarihte çok. Bu hale gelmemek lazım. Bu hale düşmemek lazım. Bakın, dinden uzaklaştıkça, dini değerlerden, dini esaslardan, dini manalardan, dini espriden, dini ruhi kavramlardan uzaklaştıkça paramızın değeri düşüyor, insanımızın değeri düşüyor, işçimizin, memurumuzun, talebenin, öğrencinin vallahi billahi değeri düşüyor. Bakın, geçen pazar bir sayım yapıldı. Ne sayımı ya? Memleketin beşte biri sayılmamış. Kadıköy'de sayılmayan apartmanlar var. Sayılmadı. Sen daha vatandaşı bile sayamıyorsun. Nasıl idare edeceksin?